Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulatkan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitay 11. sentyabr vakasını suistimal kılıp, Hong Kong namayişçilerine karı çaplamakçı oldu. Xitay vaqt o'rining xabarida bildirilishicha, Xitay axborot ishxonasining boshqaruvchisidagi Xitay kundalik gazeti Hong Kong bo'limi 9-sentabr Facebook organ sahifasi yozma yo'llab, bir bo'lik kishilarning 11-sentabr Hong Kongda terrorlik harakati planlanganligini bildirdi. Mazkur yozmaga 11-sentabr vaqasidagi portlagan binaning surati qistirilgan bo'lib, ma'lum Telegram topidagi so'zlashish xotirasi ko'rsatilgan va bir bo'lik hukumatga qarshi unsurlarning 11-sentabr Hong Kongda terrorlik vaqasi planlanganligini Hong Kongluklardan başka Xitaylarını öldürmekçi bolganlıqını. Şundaqlı gaz turbalarını partiltiş ve tağlıq rayonlarına ot koyup beriş qatarlıq hareketlerini planlanganlıqını bildirgen. Ama bir kısım tor ähli mezkur sözleşiş hatirisinin karımaqı gümanlıq ikenlikini yasap çıkılgan bolışı mümkünlikini bildirişken. Xitay dairleri Hong Kong namayışı başlanğandan buyan öz xadımlarını puhraçı kiyindirip, namayışını kalaymaqan kılış, muhbirlarına hücum kılış, ot koyuş qatarlıq rezil vasıtlar bilen namayışkı tosqıllıq kılıp gelmekte. Aynı vaqtda bütün dünyanı zilzilige salgan 11-sentabr yetip kelişi bilen Xitay dairleri bu günni suistimal kılıp, yalgan haber arqalıq Hong Kong namayışçilerinin obrazını xunukleştirmekçi bolgan. Germaniya Taşkı İşler Ministeri Huang Jifeng bilen körüştü. Hong Kong Xalq İradisi Teşkilatı'nın baş katibi Huang Jifeng tünü gün Germaniyaga yetip berip, Germaniya Taşkı İşler Ministeri Heiko Maas bilen körüştü. Huang Jifeng körüşte Germaniya hükümetinin Hong Kong halkını kollaş haqqıda Xitayga uçuk ispatı bildirişini talep kıldı. Hong Kong halkı Hong Kong hükümetinin cinayetçilerini Xitayga kaytırıp berişini asallaştırış kanununu emelden kaldırganlıqı razı bulup oltırmaydı. Hong Kong halkı demokratiya üçün özliksiz küreş kılıdı. Hong Kong halkı Xi diktatoruğa, Xi Jahangirlikige karşı turuşta aldınkı septi küreş kılıp atıdı. Dünya halkı Hong Kong halkını kollaşı, Hong Kong halkı bilen birlikte Xi Jahangirlikige karşı atlanışı gerek. Huang Jifeng yine Germaniya hükümetine Germaniyanın Xitay bilen ötküzvatkan soğudu sökpitini keçiktirip, Hong Kong'un demokratiya meselesini soğudu sökpitinin mezmunuğu kuşup müzakere kılışı. Hong Kong hükümeti ve sakçılarına koral eksport kılışını toxtatışı, Germaniyaga bargan Hong Kong halkıge yardım kılış, qatarlıq teşebbüs ve taleplerini oturuğu koygan. Şarkı Türkistan'daki tibbi sahalarda Xitaylar köplep işgı düşmekte. Xitay rejiminin Uyghurlarını herkaisi sahalardaki hizmet uğurlarından sıkıp çıkırışı yakında tibbi sahada roşan əks etişki başıldı. Mälum bolışça Xitay rejiminin atalmış Şinjanga yardım beriş çağırıqının ruhi boyunca hazırgıçı işgirdeki 19 ölküden kelgen 24 min tibbi xadim Şarkı Türkistan'ın herkaisi caylardaki doktorxanlarga mutaxassis bulup işgı düşken. Münasibetlik uçurlardaki örüstülükçe hazır kadar bu xildeki atalmış Şinjanga yardım beriş namide iş küçükken, mihman mutakassislar Şarkı Türkistan'ın herkaisi caylardaki hizmet uğurlarda muhim uğurlarını ilgilep gelgen. Onlarının kayıtıp gidiş nesbiti asasen yoknun uğrunu da bulup gelgen. Şinhua Agenitliğinin 9. sentabirdeki haberde bu hal 24 min ahhalatlıq mihmanının kadem taşırıp kılışı edip tasvirlengen. Xitay atalmış karı ve rezil küşlerge zarıp biriş namıda halkımızını yanı bastırmakçı. Yakında atalmış Uyghur Abdum Raylıq Hükümet ve Partikum işhanesi atalmış karı ve rezil küşlerge zarıp biriş merkezi işhanesi'ye karşılık 21. Nazaret Grupisi'nin bu cahitki hizmetleri hakkıda çıkarılan bahalaş neticesine asasen, özlerinin bundinki hizmetlerini kandak özgertidigallıqı ve kandak seviyede devam kıldigallıqı doğrusudaki hizmetlerini tertipki seliş ve özgertiş layisini besip tarqatdı. Şunundak bütün Şarkı Türkistan'daki her derecelik uğrullarının bunu kat'i icra kılışını talep kıldı. Tanrıtağ Toru'nun 10. sentabirdeki haberde bildirilişçe atalmış karı ve rezil güçlerge zarıp biriş merkezi işhanesi karışlık 21. Nazaret Grupisi Şarkı Türkistan'daki dairelerinin bu cahitki hizmetlerinin yeterlik bulmağallıqı. Bunun da 6 çoğun tür boyunca 59 xil yetersizlik ve başka köplügen kemtüklüklerinin barlıqını bildirgenliği üçün bu meselelerini hal kılışının bir qatar yeni çağrıları tüzüp çıkılgan. Bu yeni hizmet layısı da yeni devirdeki kompartiyanın atılmış Şinjanlı idare kılış istiratejisi. Bulup mu ictimai mukumluq ve uzak mezgirlik emirlik ornitiş nişanı boyunca karı ve rezil küşlerine karşı güreşli mukumluqını saklaş bilen zic birleştiriş
bu halni 3 yilgacha izchil davom qildirishning bundan keyingi xizmatlarda bosh yetakchi idea bo'ladiganligi alohida ta'kidlangan. Amerika Saudiya ministri Turkiya shirkatlari Xitoy shirkatlariga qaraganda Amerikaga texnomi foydali dedi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha Turkiya Saudiya ministri Ruxsar Pakchan tunugun Anqaradagi bayonotida Amerika Xitoy savdo urushining Turkiyani Amerika bilan bo'lgan savdo hamkorligini kuchaytirish purisiga erishtirganligini bildirdi. Ruxsar Pakchan tunugun Amerika savdo ministri Wilbur Ross bilan bo'lgan uchrashuvda muxbirlarga ifoda bildirib, savdo urushining Turkiyani turli sohalardagi savdo purisi bilan ta'minlaganligini, Amerikani mol bilan ta'minlashga tayyor ekanligini, Amerika bilan bo'lgan yillik savdo summasini 100 milliard dollarga yetkazishga ko'zi yetadiganligini bildirdi. Wilbur Ross bu vaqtda to'xtalib, hozir Amerika mablag' selishining eng yaxshi purisi ekanligini, Turkiya shirkatlarining Xitoy shirkatlariga qaraganda Amerikaga texnomi foydali ekanligini, hozirgi vaziyatning ikki davlat hamkorligini kuchaytirishga foydali ekanligini bildirdi. Statistikalik ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Amerikaning Turkiyada 1700 dan ortiq shirkati bor bo'lib, ikki davlatning 2018 yillik umumiy savdo summasi 20.6 milliard dollar. Buning ichida Turkiyaning eksport summasi 8.3 milliard dollar ekan. Almutada Xitoy tili maktabi ochildi. Qozoq xabarlari to'g'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonning Almuta shahrida Xitoy tili maktabi ochildi. Xabarda yangi qurilgan maktabda Xitoy ommabop tilda dars o'tildiganligi, tarix, jo'g'rafiya, falsafa qatorliq fanlarning ham Xitoy tilida o'rgatilganligi. Boshqa maktablardagi qozoq o'quvchilarining shundaqlik Xitoy muhojirlarining ham bu maktablarda o'qiydiganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, maktab Xitoy muhojirlari Xitoy tili umid maktabi nomida qurilgan bo'lib, bu maktabda Almutadagi barliq maktab o'quvchilari qarallik dars o'qiydi ekan. Kuzatuvchilar Qozog'istonda qurilgan Xitoy maktabining amaliyati Xitoy kommunistlarining qozoq xalqining milliy mafkurasi va dunyo qarashini yumshoq vositalar bilan asminasiya qilish, kontrol qilishdan iborat razil maqsadi uchun qurilganligini ta'kidlab, qozoq xalqini Xitoyning hili nayranglariga oldinib qilishdan ogohlantirgan. Arab jurnalist xonim Sharq Turkiston g'oyat zo'r usti uchuq turmi ekan dedi. Yaqinda Twitter qatorliq ijtimoiy tarmoqlarda Nihat Jariri ismli arab jurnalist xonimning Sharq Turkistondagi ziyoratlari asosidagi videosi tarqaldi. Nihat Jariri xonim Sharq Turkistonda bu yil 7 ayning 8-ci kundan 28-ci kunigacha ziyorati bo'lgan. Nihat xonimning bildirishicha, u Sharq Turkistonda yuz berayotganlar haqida o'xshamagan har turlik xabarlarni anglagandan keyin rayonga berib o'z ko'zi bilan bo'layotganlarni ko'rib kelishni qaror qilgan va u yerga mustaqil sayohatchi sifatida berib Ürümçi, Turpan va Qashqariga borgan. U ziyoratining birinchi kuni haqida to'xtalib, mundaq deydi. Bu rayonga tunji qitim kelgan bir kishi uchun elib aytganda, kishining ko'zini bo'yaydigan to'limi xatarlik 24 soat ekanligini bildirib, mundaq dedi. Men Ürümçiga yetib kelgan birinchi kunim, ya'ni dastlabki 24 soat men uchun to'limi ajablanarlik bo'ldi. Chunki Ürümçida hamma narsa shunchalik normal ko'rinadi. Faqatli Ürümçida emas, Qashqar va Turpan ham shundaq. Hamma narsa shunchalik normal edi. Ko'chalarda odamlar usul o'ynayotgan, yo'llar noyati kengtasha va har narsa normal bo'lib, men xabarlarda ko'rgan anglagan narsalardan asarmi yo'q edi. Men hatto bu yerga xato kelib qoldimmi yoki menga anglatilgan narsalarning boshqacha bir tarafi bormi deb shubhalandim. Biroq 24 soatdan keyin, ya'ni men qachon kishilardan masjidning qayerdaligini so'ragandan boshlab, hamma narsa o'zgardi. Haqiqat suv yuziga chiqishga boshlandi. Mana shundala men bu odamlarning qandoq kun ko'rayotganligini ko'rib yetdim. Ularning unsiz holda azob chekayotganligini tushundim. Niyat xonim yana ko'chada ketayotgan odamlardan masjidning qayerdligini so'rashig'ala, ularning shundoq jiddiylashib ketadiganligi, kishilar hatto masjidning qayerdligini deb berishga ham jur'at qila olmaydiganligi, bir ayol qo'l ishorati bilan uningga bu yerda masjid yo'q, namoz qilishga bo'lmaydi deganini ifoda qilganligini bildirdi. Niyat xonim yana masjidlarning bir bo'lsa qurilish bo'lyotidi deb taqoq bo'lganligi yoki bir bo'lsa namoz vaqti emas deb taqoq bo'lganligi. Ammo namoz vaqti kelganda bu masjidlar aran bir qancha minutli o'chiq bo'lganligi, unchalik qisqa vaqtda hech kimning masjidga kirib namoz o'qishga ulgurib bo'lolmaydiganligini bildirdi. U o'zini hammadan hayron qoldirgan ishning masjidlarning kirish eg'izi qo'yilgan g'oyat zo'r bir uskuni bo'lganligi. Bu mashinalar yoki uskunlar odam yuzini farqlandirish iqtidoriga ega ekanligi, bundoq mashinalarni dunyoning hech qanday bir yerida aerodromlarda ko'rib boqmaganligi, bu mashinalar avval kishining yuzini rasmga tortadiganligi
o kişinin kandak adamlıkını, yani içige kirisi bulduğun ya ki bulmaydıqallıkını dep berdiqallıkını. Dervazdaki sahçılar bu maşini ruhsat kılgandayken andın kirgüzdüqallıkını bildirdi. Nihat Hanım'ın eytişe o Ürümçideki ve Kaşgar'daki Hetka Mescidi kirgende Müslümanların kaidesi boyunca bu mukaddes oyrunu hürmet yüzsüzün iki rekat namaz okumakçı bolgallıkı, bırak onun muşundak akalli talepimi red kılınıqallıkını bildirdi. O üç haftalık Şarkı Türkistan ziyareti hakkında his kılgallarını bildirip, biz bu yerde yığıveliş lagerlerinin mevcutluğunu bilimiz. Ama bu yerde manımışı lagerlerini mi öz işe alğan gayet zor bir türmü bar iken. Ve o türmünün ismi atılmış Şincan Uygur Abdüm rayonu iken digerlerini bildirdi. Hindistan 1 milyon 900 bin kişini grajdallıktan çıkarıp etişini planladı. Asaslıq köp kısmı Müslümanlardan teşkil tapkan 1 milyon 900 bin kişi devletsiz halıgı çüşüp kalıştın endişe kılmaqta. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Hindistan şimaldaki Assam ülkesinde grajdallıq tizimlikinin sırtıda kaldırıp Hindistan grajdallıqıdan pütülleri çıkarıp taşlaşını planlayan 1 milyon 900 bin kişini nazarat aslı tutuş için lagır yasamaqta. Angliyada çıkıdığan Independent gazetesinin haberde Hindistan hükümetinin Assam ülkesinde devletlik nüfus işleri idaresinin grajdallıq tizimlikinin sırtıda kaldırılgan ve asaslıq köp kısmı Müslümanlardan teşkil tapkan 1 milyon 900 bin kişini nazarat astıda tutuş üçün lagır yasavatkanlığı uxtırıldı. Haberde az digende mi 10 lagır yasıldıqallıqı ve lagırlarının her birinin 3 bin kişilik sığımcallıqı ige 7 futbol meydanı bilen tan boluduqallıqı bildirildi. Tizimlikte isim bulmağan kişiler devletsiz dep atılıştın endişe kılmaqta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkişe sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.